Selam millet, Dedeli Oyunlar'da tekrar birlikteyiz. Ark Evolve Survive oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. İşte bu da haritada eğer hiç yırtıcı bir hayvan olmazsa, yani haritada yırtıcı hayvan olmasa derken haritada yırtıcı hayvan dolu tabii de, hani sahil biliyorsunuz yırtıcı hayvanların en az olduğu yer ve böyle güzel kumsal bir sahilde hayvanlar düşük seviye ve çoğu etçilken şu oyuna sonradan eklenmiş olan kabuklu şeyden ne kadar çok görebileceğimizin işareti. Cevabı, çok affedersiniz, işareti değil. Biraz önce Silica Pearl, Allah ne verdiyse hepsinden milyon tane topladık. Şöyle bir bakalım. Çitin, Silica Oil. Gayet güzel olmuş. Yağmışlar. Oo, hepsi oraya sıkışmışlar. Zavallılar. Kaçabildiklerini zannediyorlar. Oo, kendini karaya atmışlar hatta. Hatta büyük bir grup halinde şu anda benden kaçmak için kendini karaya atmış durumdalar. Aa, üzülüyorum resmen onlar için ya, ama yaptığım şey çok eğlenceli. Bedavadan bu kadar çok çitin ve şey toplayabilmek karadan o kadar güzel ki. Oil. Oil manyağı oldum resmen. O yıl neredeyse bir stake yaklaşmış ya. Çitini zaten söylemiyorum bile yani artık. Rakamları korkunç bir hale geldi. Çitinin. O zaman Spinosaurus'umuzu da şöyle suya dalarak bir yüzelim. Ya bu galiba bütün dertlere deva, her derde deva aradığımız dinozor bu olabilir. Karada gayet hızlı koşturuyor. Suda yüzüyor. Megalodon'u tokatlıyor. Vallahi galiba bu aradığımız hayvan. Base'imiz içinde birebir olacak. Bir kısmı suda, bir kısmı karada olan bir base'imiz olacak. Üssümüz olacak tamamladığımızda. Birebir bu hayvan olacak işte, aradığımız hayvan. Bir de dönmesi de mükemmel ya. T-Rex dönemiyordu abi. T-Rex bildiğin dönmek için eziyet çekiyordu. Hayvan bildiğin olduğu yerde dönüyor. Evet, narkotiğimizi de unutmuşuz. Bunu fark ettim. Yine fark ettiğiniz üzere biz dünkü oyunumuzda bütün bayıltıcılarımızı neredeyse kullandık. Boru değil yani, iki tane Spinosaurus, bir tane T-Rex, birkaç tane başarısız atış denemesi falan derken şunları fırlatıp atacağım. Gerçekten bayıltıcılarımızı bol bol kullandık. O yüzden benim yine deliler gibi narkotik yapmam lazım. O yüzden bütün etleri alacağım. Hepsini üzerimde tek tek birlik olarak ayıracağım. Onların hepsini çürüteceğim. Bu işlemi yaptıktan sonra tekrar görüşelim. Evet kardeşlerim, bir kardeşimiz de o yediğin yemek senin hit point'ini düşürüyor çünkü sıcak olduğu için olabilir mi demiştir. Resmen öyleymiş. Üzerinde de yazıyor. Ben okumamışım. Diyor ki bu etin üzerinde kaynayan yağlara dikkat et. Biraz bekle soğusun. Güvenli bir ısıya ulaşsın diyor. Etler bir süre sonra zaten kendiliğinden cooked meat'e dönüşüyor. Cooked meat'e dönüştüğü zaman şöyle alıp gayet güzel bir şekilde yiyebiliyorsunuz işte, onu kaybetmeden. Bunu da söyleyeyim dedim. Evet arkadaşlar, base'de çürütmüş olduğum etler narkotik olmaya çalışırken ben de burada Megalodon teminlemeye karar verdim. Yani bu Megalodon er ya da geç teminlenecek nasıl olsa. Hiç ısrar etmeye gerek yok. Teminlemeyecekmişiz gibi davranmaya gerek yok.
Bakın megalodonlar orada. Gördüğünüz gibi en ufak hatamda bana bileti kesmek için hazır bekliyorlar. Oo, o bir megalodon kuyruğu mu? Onlar ne yapmış orada öyle? Hadi buradayım, gelin. Niye gelmiyorlar? Neden bana kızmıyorlar? Ok atacağım taciz etmek için ama korkuyorum bu sefer de çok hasar görecek diye. Neyse, ben o zaman Spinosaurus'la gidip biraz orada katliam yapayım. Küçük çaplı bir katliam çıkarayım. Oo, küçük çaplı katliama da gerek kalmadı. Spinosaurus'u gösterince zaten hepsi gelmeye başladı. Bir diş attı hatta terbiyesiz Spinosaurus'una. Hadi bakalım, kuyruğunu muyruğunu görüp ısırmazlarsa iyi olur. Ne kadar yakındalar? Bayağı yakındalar aslında. Yavrum evladım. Gece oluyor, ekran kararıyor. Bak, tırsıyorum. Evet, galiba arkadaşları sağa çekmemiz gerekecek biraz. Ama ben bir gama yazayım yine de. Evimizin yanında tamam, elektriğimiz var, son teknoloji. Her şey çok güzel ama burada hiçbir şey yok. Geleceğim mi Megalodon? Geliyor musun? Vallahi geliyor. Hatta hızlı da geliyor. Daha da geliyor musun? Daha da geliyor. Peki şöyle gelsek biraz. Bildiğin hayvan. Göbeği suyun üstüne sürterek çıktı yukarı. Dur, geri dönme hemen. Hemen geri dönme. Bak, ben buradayım. Dan Injection Rifle'la sana bir kere vursam seni süper edeceğim. Hadi. Bana doğru gel. Sen ne buldun suyun altında ya? Megalodon, lütfen bana doğru gelir misin? Çok güzel. Çok güzel. O kadar da güzel değil lan. Lan ben niye karaya çıkamadım hala? Çıktım. Dan Injection Rifle niye işini yapmıyor? Yaptı mı? Oh, vallahi yaptı ya. Arkadaşlar, bu arada gerçekten yani tamam, emin değilim, bir teori benimki ama yani oyunun zorluğuyla falan oynamadım. Oyunun zorluğu nasıl geliyorsa basic ana olarak o. Galiba dinozorların biraz vakit geçirmesi gerekiyor. Biraz vakit geçirdikleri zaman dinozorlar level atlamaya başlıyorlar. Hareket ediyorlar, duruyorlar. Yani birbirleriyle dövüşüyorlar. Biri diğerini öldürüyor, öteki onu öldürüyor. Böyle kimisi ölüyor, kimi hayatta kalıyor. Hayatta kalanlar seviye atlıyor. O yüzden bizim oyunumuzda dinozorların level'ı çok düşüktü. Şimdi yavaş yavaş yükselmeye başladılar çünkü. Dikkat ediyorum da sağda solda. Dinozorların seviyeleri, şeyleri, aman seviyeleri demişim. Level'ları artıyor. Kardeşim sen bir şeyler yedin lan. Ne yediysen yakmışsın. Bütün kalorileri yakmışsın. Siz ne yapıyorsunuz orada ya? Geçit töreni düzenlemişler. Takıl peşime Megalodon. Takıl bana, hayatını yaşa. Geliyor musun? Gelemiyor musun daha fazla? Dur, daha fazla gelemiyorsan hemen ben sana yardımcı olayım. Bak, buradayım.
Buradayım. Bak Yunus nasıl geliyor ya. Yunuslar bela gibi geliyor hem de. Allah Allah, hayvan bizi gerçekten umursamıyor. İşte balık. Evet, şimdi geliyor. Bak ya, hayvanın önünü kesiyorlar resmen. Vuramadım. Bildiğiniz vuramadım. Ya şu bütün yunusları yiyeceğim şimdi Spino ile suya girip. Yok abi, gerçekten yiyeceğim hepinizi. Hepinizi yiyeceğim. Beni çok sinirlendirdiniz. Zaten biliyorsunuz Spinosaurus sudaki canlılarla beslenir. Efendime söyleyeyim, yunus olsun, balık olsun. Bak hayvan acıkmış da. Ne güzel, ona da gıda oldu. Yemeye başladı bütün avladıklarımızı. Hop. Aga bizi görüp hemen geldi ya. Gelebiliyor musun buraya? Evet, sanırım bu sefer geliyor. Sanırım bu sefer geliyor. Dönme geriye, alırım aklını. Bunu suda ateşleyebiliyor muyum? Ateşleyemiyorum. Üzücü. Megalodon. Hayırdır yavrum, sapıttın mı? Gövdenin üstüne oturdun mu? Ne yapıyorsun? O 32. seviyemde. Sen ne yaptın oraya ya? Sıkıştın mı? Ne yaptın? Vallahi hayvan sapıttı. O kadar derin suda hiçbir şey yapmıyor. Ay, ne stres yaptı bende bu ya. Arkadaş, iki tane birden bayıltalım dedik. Diğeri ayılacak neredeyse. Abartmışım. Abartmışım, hiç ayılmakla alakası yok. Ha? Ha, kendine geldin. Gel şöyle. Gel şöyle. Kıyıya kadar vur. Yok arkadaş, vuramadım ya. Şunun üstüne çıkıp vurayım bari. Oldu mu? Olmadı. Hala yüzüyor. Oldu mu? Oh, şimdi oldu. Evet, şimdi oldu. Süper. Bu da acıkıyor. Bu da acıkıyor. Bunlar acıksınlar. Bunlar acıksınlar. Ben base'ime döneyim. Biraz narkotiklerimle ilgileneyim. Şu megalodonların ikisi için de saddle yapayım. Ondan sonra kardeşlerim tekrar görüşelim. Evet kardeşlerim, ilk bayıltmış olduğumuz megalodonun açlığı 1000'e kadar düştü. Zaten 12. level ve Prime Meat'le çok hızlı tamleniyorlar biliyorsunuz. Ben ona şöyle Prime Meat'leri koyup bir de 20'lik et atacağım. Onun ben ayağa kalkacağına inanıyorum. Kalkmasa bile kalkmaya çok yaklaşıyor herhalde. Hemen yan çizdim farkındaysanız. Kalkacağına inanıyorum ama kalkmayabilir de. Yine
arada. Biz şöyle etini verelim onun. Arka etini de geri alalım. Yok yok, kalktı o. Kalktı o, kalktı. Fime yiyor. Şimdi bunu ne diyelim? Hızlı diyelim buna. Bu ne? Bu da female. İstediğimizi diyebilirmişiz aslında demin bunu biz. Şöyle bir saddle'ını takalım biz bunun. Ve üstüne binelim. Vay. Bu arada ben bir şey deneyecektim. Ha, şimdi aklıma gelmişken onu da deneyeyim. Scuba gözlüğümüzü taksak. Köpek balığının üstünde. Yo, scuba gözlüğü köpek balığında işe yaramıyor. İşte bakın, bu saçma olmuş. Aklıma geldi bu benim bir ara. Dedim ki scuba gözlüğünü köpek balığında taksak mis gibi olmaz mı? Mis gibi olmuyormuş maalesef. Ne alakaysa köpek balığının üstündeyken suyun dibini görememeye başlıyoruz yine. Neyse. Böyle takdirleri buymuş programcı abilerimizin. Demişler ki gözlüğü sen yayayken taktığında gör. Bu da dipnot. Oyunda şu anda bug var. Bilesiniz, oyun bug'lı. Ve biraz önce bir şey fark ettim. Bakın şu yerdeki şeyi de size göstereceğim. Bakın ne olacak. Bir posta ezdim onu. Nereye gitti o? Şuraya doğru mu kaçıyor? Suya mı düştü? Edem'in oldu yine olması lazım. Evet. Efendi Killed Trilobit. Bunu ben daha önce fark etmemiştim. Dodoları ve şu yerdeki trilobitleri üzerinden koşarak geçersem, aynı ağaçların üzerinden koşarak geçtiğinizde ağaçlar yıkıyor ya büyük dinozorlar. Onun gibi öldürüyor hayvan. Bu efendi, göründüğü kadar da efendi, bir dinozor değil. Koşarken bile bir şeyleri öldürüyor. O zavallı köpek balı da modu şey kalmış. Beni izle kalmış. Orada durmuş, bize doğru bakıyor böyle. Sevimli sevimli. Yok, sen burada çok sıkıştın. Böyle olma, içim rahat etmez. Sen rahat rahat suyun dibinde dur. Şöyle yanaş. Tamam, biraz suyun üstüne çıktığın zaman dur orada. Evet, biz efendiyle 3-5 bir şey daha öldürelim ki diğer köpek balığımızı da böyle hızlıca çıkartabilelim. Ya galiba ben şu kayaları falan çok sevdim. Dekor olarak güzel duruyorlar evin yanında. Galiba onları kırmayacağım. Çünkü evimin yakınında oldukları için kırdığım bir daha çıkmayacak, biliyorum. Gel bakalım. Etim var. Biz senden şu 2 prime meat'i alalım. Koşarak gidelim hemen şuraya. Prime meat'leri bırakalım. Arkasından da et bırakalım. Biraz daha et bırakalım. Prime meat'lerle güzel ilerledi taming'i. Normal etlerle de akmasa da damlıyor. Bakalım olur gibi mi? Açtı, yarıyı geçmiş. Galiba bu kalkmayacak. Yalnız prime meatlerle ne güzel başlamıştı. Artı 13 level diye. Normal meatlerle düşüyor şimdi. Normal etlerle. Diğer megalodonumuz 17 gelmiş. 12. level'da artı 5 level'la gelmiş o da. Demek ki level yüksek oldukça level çarpan bonusunu daha fazla alıp daha iyi fame olduğuna göre full prime meat'leri 100. level alsan 200. level kalkacak neredeyse. Oh, bu da tamelendi. Son anda tamelendi. Buna da Bruce diyelim.
Verelim saddle'ını, alalım narkotiğini. Eti tok mu karnı tok. Evet arkadaşlar. Gayet güzel. Dinozor ordumuz yavaş yavaş kurulmaya başladı. İnelim. Burada bekle diyelim. Çok güzel. Çok güzel oldular ya. 43. level geldi hayvan. Gayet güzel oldu. Şöyle bir ışıkları böyle söndürelim biz ya. Niye bu ışıkları açıklıyoruz? Evet şöyle bir kontrol edelim bakalım. Burada bir şey yok. Ne yoksa. Anladım. Burada da bir şey yok. 39 tane de burada var. Şunun etini verelim. Çürümüş. Buranın çürümüş etini verelim diyeceğim. Burada zaten çürümüş et dolu. Buraya verelim biz bu çürümüş eti. Narko belimiz yok galiba şimdi. Evet. Pardon. Reaktif edip durdum ya. Ha, aktif edelim. Şimdi buraya bir miktar daha narkotik bırakalım. Bıraklardan sen 3 tane daha yap abi. Tamam, o kadar bırakıyoruz. 3 tane falan yapıyor. Çok üzülüyorum ya. Bu kadar şeyin karşılığı bu mu yani? Polimerim ve fiberim yok. Ha. Ben biraz polimer yapayım. Biraz fiber toplayayım. Onu oraya bırakayım. Bunda da arkadaşlar cam yaptım. Gördüğünüz gibi oh, beleşten açmışım. Bu da arkadaşım, bunlar benzin yapıyor ya. Kapat. Burada polimer varmış biraz. Bütün her şeyi buraya atmışım, geri kalan malzemeleri de. Evet, glass pane de burada. Burada structure'da, reinforced structure'ların hepsini yapmak için hepsini derken bunu görmem beni üzdü. Hangisini yapmak için glass pane istiyordu ya? Bir tanesi için glass pane istiyordu. Reinforced değil, glassları yapmak için, çok affedersiniz. Metal ingot ve glass pane istiyor, cementing paste istiyor. Cementing paste de artık belimi büktü. Gerçekten göya daha kolay oyun oynuyorum. Cementing paste yapa yapa silah cementing paste, bir şey cementing paste, saddle cementing paste. Her şey cementing paste. Cementing paste de biliyorsunuz kitin keratin sonsuz tane topluyoruz. Ama bir de taş, yani çok da topluyor olsak bile yerden taş toplamaktan anam ağladı resmen. O yüzden ben artık gidip şu dağa sadece taş toplayan dediğimiz yeni eklenmiş olan oyuna dinozor kardeşimizi bir bulacağım. Ondan sonra birlikte bir de onu tame edeceğiz bu videomuzda. Ondan sonra kafamız rahat. Şimdi onu bulmaya gideceğim arkadaşlar. Bulduğum zaman görüşelim. Evet arkadaşlar, tam size tameleyeceğim dinozoru buldum diyecektim ki, yine de diyeceğim. Ya galiba bu Pterodon, ben şimdi artık bunu iddia ediyorum yani, bu oyundaki en kötü dinozor ya. Gerçekten açık ara en kötü dinozor. Ne yaptı? Düşmedi. Düştü. Ve ben üzerimde bayıltıcı bir şey getirmemişim ama torporu çok fazla hayvanın neyse ki. Yani şunu bulmak için haritayı 4 döndüm. Bakın şimdi yapmaya çalıştığı şey bu Pterodon'un şahitler huzurunda şu uçurumun benim ulaşamayacağım bir yerine gitmek. Ondan sonra da orada kalmak. Komut da almayacak kadar uzaklaşıp benden. Pterodon'dan indiğiniz anda, ama indiğiniz anda hemen bir böcek falan saldırırsa size bir başlıyor etrafta deli gibi, deli dana gibi uçmaya. Zaten Pterodon'lar çok hızlı hayvanlar. Bir de ben onlara movement speed veriyorum ilk başlarda level'larken, hızlı uçsunlar, daha güzel uçsunlar diye. Anam deliriyor ya, deliriyor. Bir daha durdurabilen aşk olsun. İnanır mısınız, bu şimdi tamamlayacağımız dinozor bulmak için bir saat, neredeyse bir saat bütün haritayı dolaştım. O sırada kaç kere, en az yalan olmasın 4-5 kere Pterodon'dan indiğimde dinlensin diye böcek saldırdı, başka bir şey saldırdı. Hayvan bir topukladı. Bulamadım, gitti.
Bıraktım onu, yürümeye başladım artık yani yolumu kendim bulayım, eve bir şekilde döneyim diye. Sonra baktım bir yerlerde duruyor. Gitmiş deli gibi bir yerde kalmış. Bekliyor böyle. Çok yoruyor resmen ya. İnanılmaz yoruyor hayvan beni. Evet, şimdi bunu alalım. Biraz da beri alalım. Hatta biraz beri alamayacağız. Biraz beri almak için bizim... Aa yo, biraz beri alabileceğiz. Ama majo beriyi seviyormuş. Mahşo beriyi. O yüzden ben birazcık daha toplayayım bundan. Mahşo beri. Bir kere daha yaparsam tamamdır diye düşünüyorum. Evet. Bu arada bir kardeşimiz atak yaptığınız zaman kuyruk sallıyor, basılı tuttuğunuz zaman kafa atıyor gibi bir şey söylemişti kayaböken için. Şu anda bir test yapıyorum. Yok yani tuşa saydırıyorum, bazen kafa atıyor bazen kuyruk sallıyor. Bunu da aradan çıkarmış olduk test edip. Şimdilik. Ben bir kere şuradan bir yüzlük şu diğer beriyi alayım. O diğer beriyle de kendim efendi gibi karnımı doyurayım. Şu hayvanın yanına gideyim. Bekleyeyim. Onu acıktırayım. Tamamen acıktırdıktan sonra berileri verirken ayağa kaldırmak için tekrar görüşelim. Böylece oyuna yeni gelen hayvanımızı da teyinlemiş olalım. Ve çok ağırlaştık. Şuradan ben şunların hepsini yiyerek sanırım ağırlığımızı dengeleyebileceğim. Aslında bunların hepsini yedim ama ağırlığı dengelemek için bir şey daha yapacağım. İn çocuğum, in. Ağırlığı dengelemek için yapacağım bu diğer şey de şuraya çürümüş etleri bırakmak olacak. 18 kilo ya çürümüş etler, boru mu? Yani bütün haritayı döndüm ya. Hayvanı bulmak için şuradan doğru şöyle gittim. Kırmızıya doğru ta yeşilin oraya gittim. Buraya kadar döndüm. Defalarca yere indim. Galiba ben bu hayvanı bulamayacağım dedim. Arkamı döndüm. Yürüyerek şuradan geçip giderken mavinin yanında buldum. Bu da biraz kısmet yani. Bilmiyorum, belki de her yer kayalık diye zaten burada olmalıydı ama benim baktığım bütün yerler de kayalıktı. Dediğim gibi kısmet olsa gerek. Bu arada o kadar çok hayvanı öldürdüm ki şu experience çubuğu sonuna kadar hayvanı öldürerek geldi. Oo, hızlı uyanıyor. Evet, hızlı uyanıyor hayvan. Neyse, dediğim gibi bu hayvanı acıktırayım ben. Teyimleyip ayağa kaldırırken tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar, 25. level Doid Kurusumuz. Herhalde yarıya kadar acıktı. Ben ona yemeklerini veriyorum. Teyim olur diye ümit ediyorum buradan. Hiç bilmiyorum, bir fikrim yok. Bakalım. Oo, her yediği 30 arttırıyor. Ve maalesef taming'i tahmin ettiğim kadar iyi artmıyor. Evet, sanırım bu bizi biraz uğraştıracak. Bu çok da hızlı uyanıyor ya. O yemeğini ye dursun. Biz şöyle etrafı izleyelim. Burası gerçekten güzel bir yer. Etrafı röntlemek için. T
Timing'i yarıya gelirken karnı doymak üzere. Demek ki tamamen acıktırmamız lazımmış. On tane daha yiyecek. Evet. Bayağı timing'i doldu. Ama yeterince dolmadı. Ben ona narkotiklerle, zaten gerçi sonuna kadar doluymuş uyuşturması ama 1, 2, 3 diyeyim şöyle. Ondan sonra Peter odonumu alayım, geri döneyim. Çok fazla çürümüş etim oldu. Hızlı hızlı biraz kaya bökenle narkoberi toplayayım. Biraz daha narkotik yapmak için bırakayım. Yaratığı tame edip dinozorumuzu alırken tekrar görüşelim. Kardeşlerim, galiba o büyük han geliyor. Bir kere daha yerse diyecektim. Bir kere daha yedi, olmadı. Bir kere daha yerse, ama bu arada maşallah hayvan bütün narkotikleri yedi. İnanılmaz hızlı ayılıyor. Bu kadar hızlı ayılan, yani Spinosaurus vardı ya. T-Rex bu kadar hızlı ayılmıyordu. Spinosaurus kadar hızlı ayılıyor. Hit point'i çok yüksek. Staminası gayet iyi. Weight'i taş toplayacak birine göre kötü. Vallahi korktum ya. Vallahi korktum ya. Son anda yanımıza dedim, kırmızı galiba bu Alfa Raptor yine. You have tamed a doedic curious. Çok güzel. Adı ne olsun? Sonic. Çizgi film Sonic karakterini biliyorsunuz değil mi? Evet, bu da Sonic. Gördüğünüz gibi aynı size biraz önce anlattığım hamle oldu. Birebir aynısı oldu. Bizim Pterodon ilk saldırısında şeyin uçtu gitti. Allah bilir nerede diyecektim. Buradaymış. Tamam, neyse, peşimizden geliyor. Şöyle bir shift'e basalım. Oo, shift'e bastığınız zaman koşuyor. Ve bu arada şaka maka gayet de hızlı koşuyor. Ve o zaman o ünlü hamleyi yapalım. Sağ klik. Sağ kliğe bastığım anda yuvarlanmaya başlıyor. İnanılmaz zevkli ya. Top gibi yuvarlanıyor ve ona yön verebiliyorum. Aferin, beni kör ettin, bravo. Oo, tam bir kaya böken. Tam bir kaya böken. Yön veremiyor muyum dönerken? Verebiliyorum. Ha, o değil. Hasar masar almıyor dönerken ya. Hasar veriyor aksine. Galiba bu Spinosaurus'un bile önüne geçti. Şu anda en eğlenceli dinozor olarak bunu seçebilirim. Bu ne kadar güzel bir şeydir böyle ya. Staminası bitmiyor hayvanın bu modda giderken. Peki, hemen şöyle test edelim. 40 taş. 77 taş. Evet, sanırsam şimdi artık evimizi ışık hızında bitirebileceğiz. Kardeşim, ben sana weight vereceğim. Ah, weight azmış. Weight 10 arttı sadece. Ve bir vuruşta inanılmaz zevkli ya. Hepsini dağıtıyor. Ama işte sanırsam şu modda giderken biraz dikkat etmemiz lazım. Şu anda gece mi?
Evet, gece. Evet, gece. Dinozorumuzu şöyle park edip... Neredesin sen ruh hastası? Ha? Ruh hastası neredesin? Artık bir an... Following Sonic diyor. Bir dinozoru da yani başka bir dinozoru takip ediyorsa eğer ya da başka bir oyuncuyu takip ediyorsa önce kendinize döndürmeniz lazım. Ondan sonra ancak durdurabiliyorsunuz. Hayvan yoksa durmuyor. Dümdüz onu takip etmek için uçmaya devam ediyor. Ki ben Pterodon'lardan arkadaşlar artık eminim yani. Yani hiç hoşlanmıyorum ya. Öyle böyle değil. En güzeli aklın yolu bir şeyler. Kartallar. Argentavisler. Mis gibi abi. Alacaksın Argentavis'i, kafa rahat. Bak suda yunuslar gayet gereksiz. Alacaksın Megalodon'u, kafa rahat. Çözüm basit ya. Beyin bedava. Sen ne kadar sevimli bir şeysin ya. Bak bir de bana bakıyor, kafayı çevirmiş. Sevimli şey. Sen o taşları ver bana. Odunla şey de çıkarmışsın. Teçlara'dan. Eyvallah, onları da ver. Tosuncu. Sen de şu majoberleri ver ama acaba ne kadarını alabileceğiz majoberlerin? Daha benim bayağı narkoberi toplamam lazım. Ama artık herhalde bunlar da son olacaktır diye düşünüyorum ya. Daha da narkobeli toplamaya gerek kalmayacaktır. Gerçi ben bu hayvancağıza bile şey yaptım yani, biraz fantazi oldu. Tüfekle sıkmam. Aslında biraz daha sakin davranıp şey yapabilirdim. Biraz daha sakin davranıp ok atabilirdim. Biraz heyecan yaptık. Olsun. Sağlık olsun. Evet şimdi. Senin yemeğin var. Peki sen yemeğini paylaşmak ister misin? Çılgın gibi taş toplayacağım onunla ya. Vallahi çılgın gibi taş toplayacağım. Ya kuyruklarınız beni çok gıcık ediyor arkadaşlar. Yapmayın. Hepinizin yemeği var. Ben level atladım. Wow. 71. Güzel. Biraz daha weight'e vereyim. Şimdik. Şu sailinglerin bir kısmını alalım biz. Ondan sonracığıma şu pillarların da bir kısmını alalım. Bunun bir kısmını geri bırakalım. Çok ağır oldu dedi. Bize bu kadar yetecektir. Şimdi pillarlarla sailingler birbirini tutmuyor. Zaten pillarların yeri şöyle belli. Ne oldu koçum, geçemiyor musun? Şuradan biz pillar koya koya ufak ufak ilerleyelim. Tabi pillar koya koya ufak ufak ilerlemek dediyse öyle olmayacak o iş. Önce pillar'ı koyalım. Ha, şöyle. Ondan sonra o pillar'ı aşağı birleştirelim. Tam altına koymuyor musun? Tam altına koyunca olmuyor mu? Sen kaç pillar istiyorsun benden ya? Oo, terbiyesizliktir ama senin bu yaptığın. Bilmem kaç tane pillar'la yapıyor bu işi. Sailing. Pillar. 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 Hadi yapabilirsin. Sailing. Pillar. Çok nazlı bir işmiş bu ya.
Gerçekten nazlı bir işmiş yani. Peeler. Ah, bir saniye görüyor sadece onu. Altı yere değdi mi? Değmedi. Peki böyle olsa da benim bir sailing daha koymama izin verecek misin? Evet, izin verdi. Evet, bu şekilde biraz ilerlememiz gerekecek. Ama tahmin ettiğimden çok daha fazla sailing harcayacağım haliyle. Vay arkadaş ya. Ya sen benim inşaatımı mı sabote ediyorsun? Ninja kaplumbağa. Alacağım sizi, merak etme. Öbür tarafta zaten sadece Rafael'imiz vardı. Burada bütün seriyi tamamlayacağım. Evet. Şu boğazı düşündüğümüz zaman benim daha bayağı gitmem lazım. Ondan sonra şuraya bir tane kocaman Megalodon Gate koyacağım. O Megalodon Gate ile birlikte 10 numara olacak. Bir de gündüz gözüyle oynayalım şu yaratığımızda ya. Oo, kimler gelmiş, kimler gelmiş. 17. level. Vallahi buraya kadar gelmişsin, seni ben alırım ha. Seni ben alıp götürürüm. Şöyle giderken ne kadar mazlum görünüyor yaratık. Ondan sonra ne kadar çılgın hareketler yapıyor. Peki bu çılgın hareketi yaparken taş kazıyor musun? Tabii ki kazmıyorsun. Abarttım. Yok ediyor, yok ediyor ya. Taşları resmen yok ediyor. Bizim kaya böken her şeyin toplayıcısı. Asıl taş toplayıcısı gerçekten bu hayvanmış. Taş ağacında bir şey toplamıyor, yeminli. Öyle dediğim gibi birazcık ağırlık sorunu var. Sen ne yaptın öyle? Taşa sanki otomatik vurdu. Yoksa bunun otomatik taş toplamak gibi bir özelliği mi var? Hemen bakacağım şimdi. Canım benim, sen otomatik taş mı topluyorsun yoksa, beni duygulandırma. Sen neler yapıyorsun öyle ya? Sonic. Vallahi kendi kafasına göre taş topluyor ya. Mükemmel resmen. Dediğim gibi ben bu hayvan sayesinde bu evin etrafını, taş duvarlarını, şimdi bu koyduğumuz catwalkları, metwalkları kardeşlerim var ya, ışık hızında bitiririm. Bir dahaki bölümde zaten bir iki bir şey temizleriz ama biraz evimizle uğraşalım artık. Şu evimizin eksiklerini falan tamamlayalım. Yuvarlanarak Sonic'le birlikte şimdi base'imize dönelim, üstümüze. Ha, ben seni bırakınca yine mi taş topladın? Galiba toplamış, bilemiyorum. Oo, bir de ağır ağır dönüyor ağırlaştığı için. O zaman senin tam ayarın nasıl acaba? Biraz daha ağırlaştırsam seni dönerken görebilir miyiz? Çok sevimli bir şey ya. Kütle gibi zaten. Evet arkadaşlar, bu videomuzda iki tane Megalodon tame ettik.
Bir tane yeni dinozorumuzdan Doedicurus teyit ettik. Ben buna Sonic diyeceğim artık. Bunun adı Sonic. Zaten adının kendi söylenişi de çok zor. Bayağı yine bir şeyler craft ettik base'imizde. Şunu kurmuştuk önceki bölümde biliyorsunuz. Onunla birlikte şurada cam yaptık. Bir dahaki videomuzda biraz base'e şey yapacağım. Odaklanacağım. Şu glass'la artık biraz şeyleri yapalım. Glass window'ları yapalım. Olmadı bizim şu dandik window'ları kırıp yerlerine glass window'ları koyacağım. Glass door yapabiliriz. Glass door frame yapabiliriz. Orijinal olur. Üst kat için artık biraz da şey yapmaya başlayacağız. Şu reinforced binalardan. O yüzden cementing paste yapmamız lazım. Ben biraz taşları da bunun için kullanacağım. Gerçi şimdi duvar yapmaktan başka. Ben bu yapıları hazırlayacağım ve bir dahaki videomuzda onları yerleştireceğiz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı da destek olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin.